Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2. Çıkmış soruların çözümü 2013 bahar dönem sonu. Soru 1. Aşağıdaki isimlerden başka bir kelimeden türemiş camit olanı yani gösterin hangisidir? Camit ne idi? Camidin zıttı müştak. Müştak bir kelimeden türemiş demek. Camit ise türememiş demekti. Şimdi aynun. Aynun kelimesi herhangi bir fiilden türemiş değildir. Oysa B şıkkındaki mescid kelimesi SCD, yescüdü bir fiilden türemiştir. C şıkkı arif. Arif kelimesi de arafe, ya'rifu kökünden türemiş ismi faildir. Mahkumun D şıkkı mahkum hakeme yahkumu. E şıkkı ekber yazıyor. Ekberde kebura. Kebura yekburu. Kalıbından ismi tafdil olmakta. Mahkum ismi mef'ul, arif ismi fail şeklinde bilinen kalıplar. Bunlar müştaktır. İsmi fail, ismi mef'ul. Sıfatı müşebbehe, mübalağa ismi fail vesaire. Bunlar belirli kalıplar. Bir fiilden türemişlerdir. Başka bir görüşe göre masdardan türemişlerdir. Sonuçta türedikleri bir yer var. Oysa ayn kelimesi şu kökten türeyerek gelmiştir diyemiyoruz. Bir kökten doğmamış. Maun, su. Herhangi bir kökten doğmadı, türemedi. Şemsun, güneş. Herhangi bir kökten türemedi. Bu tür şeylere camit diyoruz. Türeyenlere müştak diyoruz. Konuyla ilgili videomuz da mevcuttur. İkinci soru altı çizili kelimenin zıt anlamlısı istenmiş. Huzur, hadaradan gelmek manasında. Zehab kelimesi zehebe, yezhebudan gitmek manasında. Zehebe gitti, hazara geldi. Dolayısıyla gidiş, geliş zıt manadırlar. Bilmek gerekir yani. 3. Muzari fiilin mebni sıgaları denildiği an direkt aklına gelir. Cemil müennes kalıpları gelir. Fiil-i muzari'de iki tane mebni kalıp vardır. Kalıp, sıga vardır. Onlar da yef'alne, tef'alne. Bunları işlemiştik. Fiillerde irab adlı videomuzu titizlikle, dikkatlice izlemenizi öneriyoruz. Mebni ne demek? Mebni Muğrebin zıttıdır. Mebni her halükarda aynı harekeler ile yazılan demektir. Aynı sükunu aynı yerde alıyor. Aynı harekeyi aynı yerde alıyor. Değişmiyor. Ne yaparsan yap değişmez. Fiilin başına cezmeden bir şey getir. Lem yef'al ne olur yine? Cezm eden lem olsa, lemma olsa fark etmez. Nasbeden bir şey getir. En veya len yine değişmez. Yine aynı hareke. Her halükarda aynı hareke. Oysa diğerlerinin başına örneğin cezmedatı getirirsem işler değişir. Mesela A şıkkında ef'alu yazıyor. Lem yazsam lem ef'al olur. Lamdaki ötre yerine ne gelir? Sükun gelir. B şıkkında lem olsa lem yef'ala diye yazılır. Sondaki nun düşer. C şıkkının başına lem getirsem lem yef'alu sondaki nun yine düşer. D şıkkına lem getirsem lem tef'ali sondaki nun yine düşer. Sağdakileri örnekledim de soldakiler de aynı şekilde değişikliğe maruz kalır. Oysa E şıkkında ne sağdaki ne soldaki yani iki kelime de hiçbir değişikliğe uğramaz. Çünkü mebnidir. Dördüncü soru 5 isim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 5 isimle alakalı soru gerçekten çıkıyor. Ya direkt ünite ile alakalı çıkıyor. Ya da 2011 yılında olduğu gibi aslında soru kâne ile alakalı bir soru ama orada yine 5 isim kullanılmış. Yani hem kânenin ne yaptığını bileceksin hem de 5 ismin irabını bileceksin. Her halükarda 5 isimle alakalı bilgilerinizi yenileyin. Bir tekrar edin arkadaşlar. Cemi olarak kullanıldıklarında hepsinin irabı harfli olur demiştir. Bu yanlış bir bilgi olduğundan kırmızı olarak çizilmiştir. Tabi üniteden bakılabilir. Esma-i Hamse diyoruz bunlara. 5 isim. Bunlar vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olmaktadırlar. Ama 5 ismin irabının harfler ile olabilmesi için
Şu şartlar gerekir. Müfret olmalılar. Yani tesniye ve cemi olmamalılar. Yani olmayacaklar. Tesniye veya cemi olursa bu irabı alamazlar. Burada cemi olarak kullanılırsa da yine irabı harfli olur demiş. Yani az önce olamaz demişti. Yani kurala aykırı görüştür bu. Eşittir. Yanlış çıktır. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde mensup ve munfasıl zamir vardır? Hem mensup hem de munfasıl olacak. Ayet kullanılmış. İyyâke na'budu. Na'budu nedir? Abede ya'budu kökünden. Na'budu. Fatiha'dan bir ayet. Hepiniz biliyorsunuz. Abede ya'budu kökünden. Na'budu. Nefs-i mütekellim mal-i gayr kalıbıdır. Fiildir. Fail nahnu zamiridir. Müstetir bir zamir. Mef'ul nerede dediğimizde İyyâke yani sağ tarafta ilk kelime olarak gelen İyyâke nedir? Mef'uldür. Mef'ul fiilin önüne alındığından sadece yalnızca şeklinde manayı hasrediyoruz. Takdim, tehir, hasrı gerektirir. Hasır olayı mübteda ve haber konusunda hani haberin öne alınması adlı ünitedeki 8. ünit olması lazım. Orada işlenmişti. Kısaca. Sonuç olarak mensup zamirdir çünkü mef'uldür. Munfasıldır çünkü herhangi bir fiil ile birleşmiş değildir yani. Bu açık, öyle değil mi? İyyâke ile na'budu birleşik mi yazılmış? Yok. Problem yok o zaman. Diğerlerine de bakabiliriz. Mesela A şıkkında zamir. Âişetü ve Hatîcetü fehimetâ. Fehimeta da ne var? Fehime, fehima, fehimu, fehimet, fehimeta elif var, tesniye elifi. Birleşik burası, öyle değil mi? Fehime ile birleşik. C şıkkında el muallimatu yahrusne. Buradaki nun zamirdir, birleşik değil mi? Yahrusne, birleşiktir. D şıkkı entuma, birleşik değildir ama mensup zamir değildir. Merfu zamirdir bu. Fehim tuma da yine aynı şekilde. E şıkkı küfi tu nedir? Birleşiktir. Açık yani. Fiille birleşik. Aynı zamanda merfu zamirdir. Mensup değildir. Yani zamirler adlı üniteyi tekrar etmenizde fayda var. 6 numaralı soru doğru çeviriyi sormuşlar ki bakalım gultu ben dedim fiil nefsi kendime yani kendi kendime şöyle dedim. 2 nokta üst üste. E yekunu cismuha es-sakil. Cismuha onun ismi es-sakil. Sakil cismi yani ağır gövdesi. Gad men'aha mani oluyor mine's-su'udi. Su'ud kelimesi yukarı çıkmak manasında mı? Yoksa inmek manasında mı? Çıkmak mı inmek mi? Bunlar zıt bir defa. Burada yine çıkmak var. Burada yine çıkmak var. Yine çıkmak var. Öyleyse yani şunu bilirsek bir tane şıkkı eleyebiliriz. Nedir? Sonuç çıkmaktır. Bu yüzden D şıkkı elendi gitti. Geriye kaldı 4 tane şık. İşin şurası var. Kendi kendime diyorum ki ne var? Yor var. Yor, er, ar, yor. Bunlar hep muzari ile kullanılan ekler. Er, ar geniş zaman. Yor şimdiki zaman. Şimdiki zaman eşittir. Arapçada karşılığı ne? Fiil-i muzari. Gultu fiil-i muzari mi? Yo. Öylesi A şıkkı elendi. B şıkkı derdim ki. Eskiden derdim. Ama derdim de ne var yine? Tam bir mazilik söz konusu olmadığından bu da elenecektir. C şıkkında dedim ki doğrusu budur. Dedim ki gultu ben dedim demek. Derdin demek manasına gelmiyor. Bu durumda C şıkkı ile E şıkkı kaldı. D niye elenmişti? İnmekten bahsettiğinden ötürü. C ile E var. Bu ikisinden biri. Kendi kendime dedim ki gövdesi mi yukarı çıkmasına engel oluyor? E şıkkı kendi kendime dedim ki ağır gövdesi mi yukarı çıkmasına engel oluyor. Fark ne? E'de ağır kelimesi varken C'de ağır kelimesi yok. Bu cümlede ağır manasına gelen bir kelime var mı? Var. O ne? Es-sakil. Sakil ağır demektir. Bilinmeyebilir, yapılamayabilir. Tercüme sorusu. Bir kelime bilmezseniz kaybedersiniz. Doğrudur. Kaybettiğinizi farz edin. Problem değil ki.
Diğer sorular yani kurallara dayalı. Geçmeye yeterli. Kuralları bilmek yeterli. Sıradaki soru yezzebu ile mesnai bilhafileti. Yukarıdaki cevaba en uygun soru cümlesi nedir acaba diye. Bu bir cevaptır. Ne soruldu da bu cevap verildi? Meta ne zaman diyor. Bir zaman var mı burada? Yezhebu gider gidiyor. İllel mesnai artık fabrikaya diyebiliriz, işe diyebiliriz. Önemli değil. Bir yere gidiyor. Bilhafileti otobüs ile. Neyle gittiği sorulmuş olması lazım veya nasıl gitti. Limaza niçin yezhebu gidiyor? Burada yani çalışmak için değil. Öyle bir mana yok. Dolayısıyla B de olmaz. Keyfe nasıl demektir? Keyfe nasıl yezhebu gidiyor? Validuke. Senin validin, baban nasıl gidiyor? Gidiş şekli sorulmuştur. O da bil hatil otobüs ile gidiyor diye cevap verilir. Keyfe tezhebu sen nasıl gidiyorsun demektir. Sen nasıl gidiyorsun sana sorulmuş. Ne demen gerekir? Ezhebu ben gidiyorum. Bunun doğru cevabı ezhebu olur. Yezhebu olmaz. Yezhebu o gidiyor. Burada sana sormuş. Sana sorulan soru yani sen nasıl yapıyorsun diyor. Sen de o böyle yapıyor diyemezsin. Dolayısıyla D şıkkı değil. D şıkkın doğru olması için ezhebu olması gerekiyor. E şıkkı men kim gidiyor diyor. Kimin gittiği sorulmuş. Burada onun cevabı var mı? Ali gitti, Veli gitti, baba gitti, anne gitti. Yok. Demek ki o soru da olamaz. 8. Zıflen nedir? Mensuptur. Öyleyse kimi seç yani. Olay bu. Mensupsa noktalı yerden sonra gelen kelime kemi noktalı yere getireceğiz. 11. Garatu. Garafitu. Fail. Ama bunun bir önemi yoktu. Önem şu. El mecellat kelimesi. Bu kelimeye uygun zamirin ne olduğu söz konusu. O da hazihi olmakta. Zamir dedim. İsmi işaret. Uygun olan ismi işaretin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Müfret müennes hükmünde olduğundan hazihi seçilir. 12. İdani diniyani. İdun bayram. İdan iki bayram demektir. Neredeydik diye şu an ben de arıyorum. Buradaydık. En uygun şekilde nasıl tamamlanılır? Fisseneti senede vardır. Ne vardır? Sene, yıl. Vardır. Ne? İdani İki bayram. Öyle iki bayram ki dini yani dini iki bayram vardır bir yılda. İki tane dini bayram vardır manasına geliyor. Fis seneti yani şu kırmızı çizili yer fis seneti öge olarak nedir? Haberdir. Haber başta yer alıyor yani noktalı yere getiriyorum onu. Niye başta yer alıyor? Ünite 8'de haberin tekaddümü, müptedadan önce gelmesi işlenmiştir. Fis seneti nedir? Şibhi cümledir. Fi harfi cer, es seneti mecrur. Car, mecrur nedir? Birlikte şibhi cümle oluşturur. İdani nekredir. Yani müpteda nekre. Bu durumda haberin öne geçmesi zorunludur, vaciptir. Orasına da işin değinmiş olalım. Yoksa B olsa fil yevmi bir günde vardır. İdani iki bayram. Bir günde iki bayram olur mu? Fi şehri bir ayda iki bayram. Fil faslı yazda veya mevsimde. Fil karni asırda bunlar hep yanlış mana olur. Dolayısıyla soru bir yerde manası sorusuydu ama zor bir kelime de yoktu. 13 cümlesinde haberin öne geçiş nedeni aşağıdakilerden nedir yani? İnnema yer aldığına göre hasır olmak zorunda. Başka bir şey olamaz. Hiç düşünmeye gerek yok. Ünite 8'i işlerken innema ile alakalı bir PDF'de göstermiştim. Ek PDF. Ne kadar ayet vardı hatırlarsanız. Bakara suresi şu ayet, Bakara suresi şu ayet, Araf suresi şu ayet diye yani 20-30 tane ayet vardı yaklaşık. Örnekler vermiştik. İnnemâ ile alakalı. Hasırdır yani. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber zorunlu olarak değil de sözü söyleyenin tercihine bağlı olarak öne geçmiştir? Ne demek bu? Haberin öne geçmesi iki şekilde olurdu. Bir, vaciben, yani vacipti, vücuben, zorunlu olarak. İki, cevazen, caizdi, ister öne al, ister alma şeklinde. İşte burada caiz olanı sormuşlar. Öyleyse bakacağız, bulabilecek miyiz? A'dan başlayalım tek tek incelemeye. Hatta birazcık yakınlaştıralım. Fi
Beytina demiş değil mi? Fi harfi cer değil mi? Evet. Car mecrur nedir? Şibhi cümledir. Haber bu yüzden başta. Nitekim müptedada nekredir. Yani müptedada nekre, haber şibhi cümle olunca haber öne geçmek zorunlu yani. Vaciptir. Emamel cemaati nedir? Yine şibhi cümle haber. İmamun nekre bir müptedadır. Nasıl şibhi cümle? Emam muzaftır ve zarftır. El cemaati muzafun ilehtir. Bunlar birlikte şibhi cümle olur. Haberdir. Öne geçmek zorunda. Çünkü müptedası nekre. C şıkkı havl yine zarftır ve muzaftır. El maideti onun muzafun ilehidir. Dolayısıyla havl el maide şibhi cümle olur. Evlat nekredir. Evlat nekre ve müpteda. Haber şibhi cümle. Bu durumda haberin öne geçmesi zorunludur. Li'ammi li yani lam nedir? Harfi cerdir. Ammi onun mecrurudur. Car mecrur birlikte şibhi cümle oluşturur. Şakkatun ise nekre ve müptedadır. Müpteda nekre, haber şibhi cümle. Bu durumda haberin öne geçmesi zorunlu yani vaciptir. Dört tanesinde bunu tespit ettiğine göre beşincisi zaten vacip olamaz. Bu şekilde direkt söyleyebilirdin ama açalım biraz daha. E şıkkı niye doğru şık? Fi ney? Harfi cer. Mekke mecruru. Car mecrur. Birlikte ne olur? Şibhi cümle olur. Doğru. Mekke kelimesi neden esreli değil diye düşünenler olabilir diye açıklıyoruz. Mekke kelimesi gayrimusariftir. Gayrimusarifin cer alameti fethadır. Neden gayrimusarif diye düşünenler olabilir? Ona da söyleyelim. Mekke kelimesi özel isimdir. Şehir adları özel isim. Birinci illet bu. İkinci illet nedir? Mekke kelimesi sonunda ta'yı merbuta var yani müennes iktisası var. Daha açık ifadeyle müennestir. Toparlarsak Mekke kelimesi gayrimusariftir iki illetten ötürü. Bir özel isimdir. İki müennestir. Bu yüzden fetha ile mecrurdur dedim. Tekrar konumuza dönelim. Fi harfi cer Mekke mecrur birlikte şibhi cümle olup haberdir bu. El Ka'betu nekre değil bu defa. Dikkat edin yukarıda hep nekreydi. El kâbetu eliflamlıdır yani marifedir ve müptedadır. Müpteda marife ise haber de şibhi cümle ise bu durumda ne olur? Yer değiştirmeleri caizdir. İster haberi başa al, ister müptedayı başa al. Bir serbestlik söz konusu oluyor. Serbestlikle alakalı ufak bir yazı. Bir, haberin ifade ettiği manayı öne çıkarmak ve ona dikkat çekmek için bu durum söz konusu olabilir. Yani haberi başa alabilirsin de almayabilirsin de bir serbestlik var. 2. Müptedâ ile haberin başına bir olumsuzluk veya soru edatı gelmiş olup haber vasıf bildiriyorsa yine haberi başa al veya alma. 3. Haber şibh cümle olup müptedâ marife olursa ki az önceki örnek oydu. Hatırlarsınız yani bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Soru 15. Ali zeki lakin ihmalci. İhmalci. Cümlesinde inne ve benzerlerinden olan harf ve ismi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Zor bir soru mu değil. İnne ne iş yapar bilmeniz gerekiyor. İnne enneke enne lakinne. Lakinne inne ve benzerlerindendir. Diğer bir deyişle innenin kardeşidir. Sorunun burada yazıp yazmaması çok mühim değil. Muhmilun merfu mu? Merfu ötresini gördüm. İsmini nasb haberini raf ederdi. Öyleyse mühmil haberidir. Başka hangi kelime isim olabilir ki? Tek hu var yani. Arada başka bir kelime yok zaten. Öyleyse hu da ismi olmak zorunda. İşlem bitti yani. İsmini buldun, haberini buldun. Başka bir şey sormuyorlar zaten. 16. Alimtu enne seyarete seri'atun anlamca en yakın hangisidir? Manayı bilirsen yaparsın, bilmiyorsan yapamayabilirsin. Dert etmeyelim ama mana bilmemek, kelimelerin manasını bilmemek kalmayı gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Olsa olsa 100 alamazsın, 80 alırsın. Yine kurtarırsın ya, manaları bilmesen bile. Ha biz bakalım. Alimtu, alime fi, tu fail. Alimtu, ben bildim. Yani biliyorum neyi? Enne seyyarate.
Enne şüphesiz ki es-seyyarate otomobil, taksi nedir? Seriatun hızlıdır. Enne ismi nasb haberini raf eder. Es-seyyarate ismi nasb olmuş. Seriatun haberi merfudur. T'de ötre var gördünüz. Ne oldu yani? Otomobilin hızlı olduğunu biliyorum. Bildim. C şıkkında alimtu bildiğim neyi? Sur'ate seyyarati otomobilin hızlı olduğunu biliyorum. Aynı yani çok yakın bir durum. Söz konusudur. 17. Geceleyin ateş sanki parlayan bir yıldızdır cümlesinin Arapçası ne olsa gerek? A şıkkı keenne. Önce şunu söyleyelim. Keenne ne? İnne enne keenne. Esasen yine inne ve kardeşlerinden bir soru gelmiş. Bu soru o üniteye ait. Keenne sanki ne yapacak bu keenne? İsmini nasb haberine raf edecek. Etmiş mi etmemiş mi? Konu bu. Keenne nara sanki ateş. Nar ne oldu? İsmini nasb haberini raf eder demiştik. O zaman olsa olsa haberi olur. Keen ismini nasıl haberini raf. Keenden nara sanki ateş. Filleyli geceliğin nedir? Kevkeben yıldızdır. Öyle yıldız ki bu. Dürriyen parlayan parlak. Diye okuduk. Ama buradaki hata ne? Ennaru haberi olabilir mi? Olamaz. İsmi olması gerekirdi. Yani keenden nara. Çünkü dikkat edin ki keenden nara ki ennen naru bu şekilde okuyalım. Sanki ateş. Nedir? Kevkebun yıldızdır diye okuyorum. Yani manayı tek tek verirken kevkebin haber olduğu tercümede zaten çıkıyor. Ama harekesi habere uygun mu? Değil. Bu yüzden bu harekelenme bakımından hata var. Hata ne? Ennara fetalı olmalıydı. Burası da kevkebun olmalıydı. Keennen nara sanki ateş nedir? Kevkebun yıldızdır. Yani yıldız burada haber olmalı. Ya kevkebin yani yıldızın haber olması gerektiğini nereden çıkardın hocam? Belki nara haber yapacağız. Olamaz mı bu? Türkçe cümleye bakın. Geceliğin ateş sanki parlayan bir yıldızdır. Yani yıldızı haber yapmışlar burada. Öyle değil mi? Yıldızı haber yapmışlar. Ateş nedir? Yıldızdır. Ateş de isim burada. Yani yıldız olan ne? Ateş. İsim haber ortaya çıkıyor. Türkçe manadan bunu anladım. Uygun hareketleri burada aradım. Uygun hareket B oldu. Çünkü ennar ki ennenin ismidir. Kevkep haberidir. Hareketler tuttu. İsmin naz haberini raf etmiş. Diğerlerinde yine hareke bakımından yani irab bakımından problem var. O yüzden olmuyorlar. Neden olmadıklarını bu şekilde belirtelim. 18 yakınlaştıralım bakalım 18'de ne varmış. Cümlesinin başına esbaha getirilerek yazılmış doğru biçim aşağıdakilerden hangisidir? Esbaha gelirse ne yapar? Yani onu biliyorsak iş kolay, bilmiyorsak iş zor arkadaşlar. İsim ve haber alır. Esbaha. Efradu. Efradu nesi olur Esbaha'nın? İsmi veya haberi olmak zorunda. Raf etmiş yani bir kelimeyi. Şöyle diyebiliriz. Bir tane kelimeyi raf edecek, bir tanesini nasb edecek. Raf etti Efradu. Mühtemmine. Bu da nedir? Nasb. Yani mensup konumundadır. Ne ile mensup? Ya ile. Cem-i müzekker salimdir. Bundan önce ya ile yazılmış olması bunun mensup olduğunu gösteriyor. Efrat ise nedir? Fert kelimesinin cem'i mükesseridir. Ötre ile merfudur. B'ye bakalım. Esbah efradü. Tamam. Yine merfu bir kelime yapmış. Mühtemmune mensup mu? Mensup yapabilmiş mi? Yapamamış. Mühtemmune de merfu. Ne ile merfu? Vav ile. Bundan önce vavın oluşu bunun merfu olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kelime cem'i müzekker salim. Konu isimlerde irab ile ve tabii ki 10. ünite mi, 9. ünite mi, Kâne ve kardeşleri orayla alakalı bir ünite. C şıkkına bakalım. Efradü raf etmiş. Mensup bir kelime gördünüz mü? Yok. D şıkkı efradü raf etmiş. Mensup bir kelime var mı? Yok. E şıkkı
Efradü merfu, mühtemmune yine merfu, mensup bir kelime yok. Dolayısıyla diğerleri yanlış. Yani A şıkkı o yüzden doğru. 19. Kelime nedir? Müennestir. Ta ile bitmiş. Ta merbuta ile bitmiş. Öyleyse müennesi uygun bir kelime getirmek gerekir ki o da B'den başkası değildir. O yüzden B şıkkı tercih edilir. 20. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kâne ve benzerlerinden olan fiil tam fiil olarak kullanılmıştır? Tam fiil olarak kullanıldıysa ne olur? Fiil, fail, meful, o şekilde bir dizgi aranır. Tam fiil olarak kullanılmazsa ne aranmalıydı? İsmi ve haberi aranmalıydı. Öyleyse bakalım. Mesela 8 çizilmiş. Niye çizilmiş ki? Se ezuru, ezuru, nezuru. Ezuru ben ziyaret edeceğim demek. Başta sin var. Yakında ziyaret edeceğim. Fiil fail. Fail ene gizli. Kimi ziyaret edeceğim? Ke seni. Kefte ne oldu? Yani ke de onun mef'ulü oldu. Fiil fail mef'ulden oluşuyor. Oysa bu fiiller ne yapmalıydı? Bir tane kelimeyi naz, bir tanesini raf etmeliydi ama bunlar fiil fail mef'ul şeklinde değil. Biri ismi, biri haberi olmalıydı. Bakalım. A şıkkı mazale Halidün ötre ile merfu, müsafiran feta ile mensup, raf etmiş, nasb etmiş, doğru. Kâne Ahmedü raf etmiş, merizan nasb etmiş. C şıkkı elcevvu raf etmiş, sahven nasb etmiş. E şıkkı mazale elamelu raf etmiş, ardından gelen kelimenin de nasb olduğu, fetalı olduğu aşikar. Bu şekilde bunu da çözebiliriz.